Herkese merhaba arkadaşlar. Yarınki Ankara yarışlarının tahminlerini vereceğim sizlere. Ankara'da her zamanki gibi zor bir program var. Elimizden gelen en iyi tahminleri sizler için yapmaya çalışacağız. Hemen birinci koşudan başlıyorum. 4 numara Defne Yaprağı'nı idmanlarda beğendim. İyi koşabilir. Orijini de güzel. Hızlı bir at olduğunu düşünüyorum. 6 numara Manolya fena görünmedi. Yine bu 7 numara Termeli kızı iyi bir atın kardeşi. Hemen bakayım. Bir an ismini unuttum. Dede Seydo. Biliyorsunuz grup yarışlarda boy gösteren bir at. İyi koşması lazım. Ve son at olarak da 2 numara Didar. Müslüm Çelik'le iyi bir yarış yapabilir. 4, 6, 7 ve 2 arkadaşlar. Günün ikinci koşusunda 3 numaralı Döver'in önde fazla rahatsız edileceğini düşünmüyorum. Kara Keçi ağası dışında bir at onu önde rahatsız etmez gibi görünüyor. Belki Hırslı falan daha Berkan da gidebilir ama onlar çok böyle ön isteyen atlar değil. Döver o yüzden çok şanslı. İstediği tempoyu kuracaktır. İyi koşacaktır. Yalnız 7 numara Canım Çiğdem'in son iyi, yani son galopunu idmanda çok beğendim. Kendinden çok emin böyle. Birincisine tabi gayet güzel aksiyonlarla galopunu tamamladı. Ali Kaçmaz'la ters bir yarış yapabilir. 3-7 şeklinde sizlere tavsiye ediyorum. Günün 3. koşusuna geldiğimizde 4 numaralı Scepter son yarışlarına istinaden ve yarış derecesi olarak iyi görünüyor. Ama henüz maiden bir at. Burada yarış kazanan atlar var. Yine de ilk şanslı isim 4 numaralı Scepter. 2 numara El Compadre ilk yarışta gayet güzel aksiyonlarla güzel bir yarış kazandı. Kır bir at. Kır İngilizleri severim açıkçası. Güzel oluyorlar genelde. 5 numaralı Berat'ım. Bu atın ilk kum yarışı çok ilgimi çekti. Nasıl ilgimi çekti? Birincisi 600'lerde falan rahat gibi görünüyordu ama 400'lerin orada enseye bastı. Fazla zorlamadı. Ya kumda gitmiyor gibi düşündü. Fazla zorlamadı. Bugün için güzel bir orijini var. Ters bir yarış yapabilir. Gelirse de yüksek bir AGF ile gelir. Altıda güzel bir parayı götürebilir. 5 numaralı Berat'ım. 3. atım. Bir de bu Bay Alves böyle kaçıyor duruyor. Yarın önde onu fazla rahatsız eden olmayabilir. Az atlı bir yarış. 1200 bir nefeste İsa Katar'la bitirirse de şaşırmam. 4-2-5-1 şeklinde sizlere burayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Günün 4. koşusuna geldiğimizde vasat atlar diyebiliriz. Yani çok kaliteli atlar yok. Burada aslında 3 numara Hakimoğlu, 4 numara Pitan ve 5 numara Triple Hüç biraz daha rakiplerinden üstün görünüyorlar. Bu 5 numara Triple Hüç Dilbağ'a taktıktan sonra 3-2-2 oldu. Hepsi de sentetikti. Bana göre sanki Kabakum'da daha başarılı olacak gibi görünüyor. Yarın yarışın gidişatını istediği gibi Müslüm Çelik ayarlayacaktır. Önde kaçan atların arkasına yatıp 600'lerin orada yürüyüp yarışı kazanacağını düşünüyorum. 5 numara Triple Hüç'ü biraz da riske giderek sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 5. koşusuna geldiğimizde İtman'da 4 numara Fes Fantastiği çok beğendim. Startta fazla kalmazsa çok iyi koşar. 5 numara Sönmez Bey'in de son yarışı çok iyiydi. Gerçekten iyi direndi sonlarda. İyi kaçtı. Yarın da önde fazla rahatsız eden at olmayacaktır. İyi koşabilir. 3 numara Hunting uzunda iyi koşuyor. Yazmamız lazım. 1 numara Romolo. Son yarışında 4 gün sadece ara var ama at formda, yani belli olmaz. Mehmet Sarı Çelik de 61 kilosuna rağmen ters bir yarış yapabilir. Bir de bu 2 numara Demir Kral son yarış Adana'da bir çim yarışında sonsuzluğunu geçmişti. Sonsuzluğun da fena bir at değil. Dolayısıyla 2 numara Demir Kral'ı da sürprizden öneriyorum. 4, 5, 3, 1 ve 2 arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde 2 numara Baba Hancı her ne kadar bu gruptan kaliteli bir at olsa da mesafe kısa gelebilir. Bir de çok güzel yarışlar yapmıyor ama idmanlarda beğendim. İlk şansı vereceğiz kalitesinden dolayı babancıya. Dediğim gibi ama mesafe ters gelebilir. 3 numara Bruce Wayne startta kalmazsa bunları geçer. Yani kesinlikle startta kalmazsa bunları geçer. Ama hep startta kalıyor. Yalnız Ali Kaçmaz'la baktım. Ali Kaçmaz'la bindiği zaman çok fazla startta kalmış. Birkaç yarışına baktım. 2 boy 3 boy kalmış. Bir, hatta kalmadığı bir yarış da var. Belki onun kantarmasını seviyordur. Yarın kalmazsa çok iyi koşar. Zaten kalmayacağına inansam tek de verebilirdim size ama işte güvenemiyorsun. At sürekli startta kalıyor. Daha sonra 1 numara Innovation formda iyi koşuyor. Yine 5 numara Zanapalı gerçekten son yarış çok iyi, iyi koşuyor. 8 numara Lady Turpar'dan yani bir patlama bekliyorum. Geçen yarışta verdim. Fena koşmadı.
Sonlarda geldi, yakın ara dördüncü oldu. Bugün için yine önde sert mücadele olabilir. Eren Efendi olsun, Innovation olsun, Obrado olsun, belki Zanapalı da biraz önlere gidebilir. Hızlı geçebilir yarış. Sonlarda Lady Tulpar, Samet Erkuş da ters bir yarışa imza atabilir. Dikkat! Ve son at olarak da eğer önde fazla yalnız kalırsa 7 numara Eren Efendi inatçı karakteriyle de Mücahit Bayır'la ters bir yarış yapabilir gibi geldi bana arkadaşlar. 2, 3, 1, 5, 8 ve 7. Geldik 7. koşuya. Burada değişik bir at vereceğim sizlere arkadaşlar. Bence yarın çok çok iyi koşacak. 4 numaralı Gazınç. 4 numaralı Gazınç yarın bir aksilik olmasa bu yarışı kazanır gibime geliyor. Birkaç yarış gördü. Kendine geldi. 51.5 gibi çok güzel bir sikleti var. Önde Agah ve Pratik Nevzat'ı bırakıp Düzlüğe kadar 800'lere kadar 3 gelecektir. Düzlüğe yakın ataklarını arttırıp alıp gideceğini düşünüyorum. Son yarışta Müslüm Çelik bindi bu ata. Çok kantarmada boğdu atı. Sürekli yaklaşık 200-300 metre çekti atı. Yaklaşık bir ayda bir arası vardı. O bir ay aradan dolayı da sonlarda beklenen sprinti yapamadı. Yakın ara 7. kaldı ama dediğim gibi Müslüm Çelik onu 200-300 metre kantarmada boğdu. Ve tahminim o yüzden de Müslüm Çelik'i indirmişler. Ali Kaçmaz'ı bindirmişler. Dediğim gibi çok güveniyorum. Tek olarak da önerecektim ama çok formda olan 3 numaralı Gizmo'dan biraz çekindim. 4-3 şeklinde sizlere burayı öneriyorum. Ama önce 4 numaralı Gazıncı öneriyorum. Bu atla eğer yarın cazip çıkarsa ki çıkacağını düşünüyorum. Önde Çakmak Şak ve Gizmo'nun AGF'lerde daha yüksek çıkacağını, Er Meydanı'nın da daha sonra bunları takip edeceğini düşünüyorum. Gazıncı'nın iyi bir Ganyan'la ve iyi bir AGF ile geleceğini düşünüyorum. Sizlere başta öneriyorum. Tek rakip de son grup yarışta 3. olduğu için, çok formda olduğu için 3 numaralı Gizmo'yu rakip olarak öneriyorum. 4-3 şeklinde arkadaşlar. 8. koşuya geldiğimizde açıkçası zor bir yarış. Kirmara Elçin Kız dikkatimi çekti. Gayet iyi görünüyor idmanlarda. 3 numaralı Gökçe Kız da fena değil. 4 numaralı Harlan orijini çok güzel. 2-3-4 önde olsa da bu Urfa'dan gelen 2 joker yavrusu, 5 numaralı Huriye Kızı ve 6 numaralı Kızlar Sivrisi dikkatimi çekti. Biliyorsunuz joker yavruları hızlı olur. Bunlar da bir nefeste bitirebilir ve starttan iyi çıkmaları halinde büyük bir sürprizle gelebilirler. Ve son olarak da 7 numaralı Köşk Güzeli diyorum. 2-3-4-5-6-7'yi ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Günün son koşusuna geldiğimizde 1 numaralı Ali Bey son yarışı gerçekten çok iyiydi. Yine iyi koşar. Bu grup yarışı kazanma şansı yüksek. 5 numaralı İshak Bey haftalardır son yarışını hep çim koştu. Kumda bence iyi gider. Sahip değiştirmiş. Güzel bir orijini var. Özcan'la iyi koşmasını bekliyorum. Yine son Bursa'da açık yarışı kazanan 7 numaralı Özak Bey bugün de şanslı. Daha sonra 6 numaralı Onar Bey Maiden bir atı grup yarışa yazmışlar. O kadar güveniyorlar. Ahmet Çelik de atın iyi olduğunu görmüştür ki bilmiştir. Bu at Kurtça Bey'in anneden kardeşi, bu da iyi koşar diye tahmin ediyorum. 8 numara Rüstem Dilbağ'ı taktıktan sonra son yarışını çok beğendim. Mücahit'le ters bir yarış yapabilir. Önde hızlı giderse yarış. Dikkat ve son at olarak da 2 numara Chris Bey Gökhan Kocakaya'yla şanslı olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir ve yorum yazarsanız seviniriz. Ya WhatsApp grubumuza da dahil olmak isterseniz numaram 0545 625 5093. Yarınki Ankara yarışlarında hepinize bol şanslar. Hoşça kalın. İyi akşamlar.